Herkese merhabalar. İsmim Vildan. 9 aylık bir anneyim. Bebeğim 2 haftalıkken Elimination Communication dediğimiz yöntemi uygulamaya başladık. Niçin bu yöntemi uygulamaya başladık? Nasıl uyguluyoruz? Bu yöntemin eksi yönleri, artı yönleri nelerdir? Hızlıca bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Nasıl başladık? Bebeğimizi hastaneden aldık, eve geldik. 2 saatte bir beslemek gerekiyor yeni doğan bebekleri. Bizimki sarılıkta, özellikle buna daha çok dikkat ettik. Besledik, kaka yapmasını bekliyoruz. Fakat 3 gün boyunca kaka yapamadı. Doktorumuz da gaz masajı yaparak kakasını yaptırmamızı tavsiye etti. Ayaklarını bebeğin karnına doğru ittirerek, işte karnını ovalayarak, işte ayılabilir masajları falan var. Onları yaparak bebeğimize işte 3. günün sonunda kaka yaptırabildik. İlk böyle birkaç hafta kaka yapması kolay olmadı. Hep bizim desteğimizle ellerini, ayaklarını karnına doğru ittirerek ellerimizle o şekilde masaj yaparak kakasını yaptırıyorduk. Eşime de dedim ki madem öyle, o zaman bu Elimination Communication dediğimiz yöntemi uygulayalım. Lavaboya tutalım madem bebeği. Ayaklarını, dizlerini karnına doğru çekerek, bebeğin sırtını bizim göğsümüze gelecek şekilde tutarak lavaboya tutmaya başladık. Bu yöntemi ben hamileyken okumuştum, araştırmıştım. Ama hep yabancı kaynaklardan bilgi alabilmiştim. Çok fazla Türkçe kaynak olmadığı için bu 9 aylık süreçteki deneyimimi sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi konunun uzmanı falan değilim. Sadece yaşadıklarımızı paylaşıyorum, deneyimlerimizi paylaşıyorum yapmak isteyenler varsa. Ki ben 9 aydır yapıyorum. Çok memnunum, tavsiye ederim. Bebeğim artık kendi çiçi kakası geldiğinde söylemeye başladı. Yani 3. aydan sonra söylemeye başladı zaten. Ay nasıl yaptığımızı da onlardan da hızlıca bahsetmek istiyorum ama öncelikle YouTube'u çok fazla kullanmıyorum. Instagram'da bununla ilgili daha çok bilgi paylaşabileceğim Elimination Communication TR adlı bir hesap açtım. Oradan paylaşımlarımı takip edebilirsiniz. Ay nasıl uyguladığıma dair videolar da var zaten orada. Öncelikle dediğim gibi sezaryen ameliyatı olduğu için ilk başlarda anne için tuvalete tutmak zor oluyor. Önce baba desteği çok önemli bu ilk etaptaki süreçte. Negatif yönlerinden biri bu. Bebeği ilk başlarda tutmak zor. İkincisi, bebek büyüdükçe, ağırlaştıkça kaldırmak da zor oluyor. Mesela benim bebeğim şimdi 9 aylık, yaklaşık 9-10 kiloluk bir bebek. Ve artık o şekilde lavaboya tutmak gerçekten zor oluyor. Bizim oturduğumuz klozete ters bir şekilde tutup artık öyle tuvalete oturtmaya başladık. Onun dışında koronadan dolayı kapalı alanlarda tuvalet kullanmıyor. Kapalı alanlara girmiyoruz daha doğrusu. O yüzden kapalı alanda tuvaletini yapamıyor. Şimdiye kadar havalar çok güzeldi. Dışarıda işte bir ağacın altına, ormana, her yere yaptırabiliyorduk yani tuvaletini. Ama şimdi havalar soğudu. Artık nasıl yaparız, nasıl ederiz? O konuda soru işareti. Yine yaşadıklarımı, deneyimlerimi paylaşırım sonraki videolarda. İlginizi çekerse, beğenip takip ederseniz. Negatif yönleri söyleyebileceğim şeyler bunlar. Başka bir olumsuzlukla karşılaşmadık biz açıkçası. Bebeğim 9 aylık oldu ve sadece bir kere altından kaka temizledim. O da kullandığımız bezden daha farklı bir bezdi. Daha uygun fiyatlıydı. Ona bir şans verelim dedik ama bez bebeğin poposunda bile doğru düzgün durmadığı için bez biraz aşağıya kaymış. Bu sefer bebek poposunda bez yok zannedip o şekilde kaka yaptı. 9 aydır sadece bir kere altından kaka temizledim. Yani çok temiz, çok hijyenik oluyor bebekler için. Pozitif yönlerinden bahsedecek olursam. Pişik sorunumuz olmuyor. Yani bebeğim 9 aylık, ikinci kutu pişik kremini daha yeni açtım. Diğer bir pozitif yönü, bizim için en önemli şeylerden biri, alerjisi olduğunu çok erken fark ettik. Daha bebeğimiz 3 haftalıkken fıstık alerjisi olduğunu fark ettik. Tuttuğumuz lavabo beyaz olduğu için çok az bir miktarda kan bile görsek bunu fark etmemiz çok kolay oldu. Eğer bezine yapıyor olsaydı kakasını, biz bu alerjisi olduğunu fark edemeyecektik. Çünkü bezde emilip gidecekti. Bizim için en büyük şey bu oldu. Ek gıda sürecine geçtikten sonra da aynı şekilde yine hangi besine alerjisi var yok, kakasının işte kıvamı, rengi, hepsini çok net bir şekilde görebildik tuvaletini. Lavaboya el yıkadığımız yere tutabildiğimiz için. Artık 6 aylık olduktan sonra bu arada başka bir tuvalet kullanmaya da geçtik. Onları da hızlıca anlatayım.
Diğer pozitif yönü bebeğimizle iletişimimiz güçlendi. Yani bebek 2 haftalıktan itibaren hani sürekli tuvalette onunla iletişim halindeyiz. Hem ben hem babası. Gerçekten iletişimimizin güçlendiğini de hissediyorum. Açıkçası bu açıdan da en çok tavsiye edebileceğim yönü bu olabilir. Maddi açıdan zaten söylememe gerek yok. Aynı bezi 2 gün kullandığımız oluyor. Çişi bu arada kaçırabiliyor oyun oynarken falan ya yaptığı sırada söylediği olabiliyor. Günde 2-3 bez harcayabiliyoruz. Ama dediğim gibi aynı bezi 2 gün, 3 gün hatta 4 gün kullandığımızda oluyor, olmuyor değil. Maddi açıdan tabii ki de daha uyguna geliyor bence diğer bebeklere göre. Onun dışında çevre dostu, bu bezler biliyorsunuz çok fazla çevre kirliliğine sebep oluyor. Biz bu şekilde tuvalete tutarak sifona basıyoruz gidiyor ya da suya tutuyoruz lavaboya gidiyor. Çevreye de daha az zarar vermiş oluyoruz. Onun dışında 2 yaşında tam böyle kritik dönemde, krizli dönemlerindeyken tuvalet eğitimini vermek biraz zor oluyor diye duymuştum. Hani nasıl oluyor bilmiyorum ama biz bu süreci daha erken ve daha kolay bir şekilde yaşayacağız diye düşünüyorum. Çünkü ilk 3 ay dediğim gibi 2 saatte bir besledik, uyuttuk, her uyandığında tuvalete tuttuk bebeği. İlk 3 ay bu şekilde bir düzen oturttuk. 3. aydan sonra bebek artık bu düzene alıştı ve kendisi artık çişi geldiğinde, kakası geldiğinde puf puf pırt 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 gibi sesler çıkartarak bize haber vermeye başladı. 3. aydan 6. aya kadar neredeyse gece artık bez bağlamamaya başladım. Çünkü gece uyandığımda haber veriyordu çişinin geldiğini ya da kakasının geldiğini. İlk 6 aya kadar yaklaşık günde 3-4 kere kaka yapıyorduk. 2 kere gündüz, 2 kere gece şeklinde. Tabii her bebeğin kendi düzeni farklı olur. Kendi bebeğinizin biyolojik saatine göre tuvalet saatlerini takip edebilirsiniz. 6. aydan sonra biz diş çıkardık ve diş çıkarma süreci sancılı geçiyor. Uyku düzeni bozuldu. Saat başı 2 saatte bir uyanmaya başladı. Hep emmek istiyordu. Dolayısıyla bu tuvalet düzenimiz de biraz bozulur gibi oldu. 6. aya kadar çok iyi geldik ama 6. aydan sonra artık gece bez bağlamaya başladım. Birkaç kere kaçırdıktan sonra. Ama asla kaka yapmıyor. Dediğim gibi sadece çişi kaçırabiliyor bazen. Biz çok memnunuz, çok mutluyuz. Hani bu yöntemi uyguladığımız için hiç gazlı bir bebek olmadı, kolik bir bebek değildi yani. Ya bu yöntemi uyguladığımız için mi olmadı bilmiyorum. Gayet huzurlu, mutlu bir bebek oldu. Pişik kremini çok az kullanıyoruz. Dediğim gibi çok az da daha az bez tüketiyoruz diğer bebeklere göre. En önemlisi de iletişimimiz güçlendi. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yöntem. Instagram'da elimination communication.tr adresinden girip bakıp detaylı ay ay paylaştığım videoları görebilirsiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.